Evet kıymetli Kadıköy Sokak takipçileri, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hakkım bu adamlara helaldir. Tadiç 15 gol 15 asist. Şimanski son haftalarda düşüşte olsa da 12 gol 18 asist. İrfan Can Kahveci 18 gol 15 asist. Edin Dzeko 24 gol 8 asist. Batshuayi 24 gol 6 asist. Baktığın zaman gerek sakatlıklardan gerek başka şeylerden de çekmiş futbolcularımızdan bahsediyorum. Benim bunların hepsine hakkım helaldir. Helali hoş olsun. Benim hakkım kime haramdır? Benim hakkım Ali Koç'a haramdır. Ben varken bizi şampiyon yapmayacaklar diyen Ali Koç'a haramdır. Yani Recep Tayyip Erdoğan sana düşman. Sen varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Her şey çok güzel. Peki senin babanın takımı Beşiktaş Türkiye Kupası'nda şu anda finalde mi? Bu kadar kötü futboluna rağmen, belki de tarihin en kötü sezonunu yaşamasına rağmen finalde mi? Bence tarihin en kötü sezonunu da yaşamıyordu, ayrı mesele, ama finalde mi? Finalde demek istenince finale çıkılabiliyormuş. Öyle değil mi? Haftalardır, hatta aylardır, hatta ve hatta yıllardır Recep Tayyip Erdoğan bana düşman. Yok ben varken şampiyon yapmayacaklar deyip devam etme çabası niye? Senin eniştenin takımı Galatasaray 2 senedir şampiyon yapılıyor mu? Demek ki sıkıntı Koç ailesinde de değil. Belki de sende de bir şey var. Ha, Galatasaray'ın bu sene kullandığına hepimiz hemfikiriz. 2023-2024 şampiyonu yazmışlar kupaya. Bunda hemfikiriz. Bu sezon ben size bak, ben size bu sezon 4 tane şikeli maç söyleyeyim. 4 tane şikeli maç. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı. Osterwolde orada yumruklar atıldı, tekmeler atıldı. Bir kırmızı kart bile çıkmadı orada. Hatta sarı kart çıktı orada, herhalde Mert Hakan yandaşan mıydı neydi? Fenerbahçeli bir futbolcuya sarı kart çıktı. Orada Cameron Rodriguez falan Osterwolde'yi dövdü. Belki 2 tane kırmızı kart çıkması gerekiyordu. O maçta Belhanda dirsek mirsek attı. O maçta en az 3 tane Adana Demirli kırmızı kart görmeliydi. Belki Fenerbahçe o maçı kazanmalıydı. Artı 2 puan. Şikeli bir maç bir. İkincisi, Fenerbahçe ne kadar da kazanmış olsa da Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı şikeli bir maçtır. Dünyada bu kadar şikeli bir maç yoktur. Öyle bir zeminde, su tarlasında oyunu zorla oynatılan bir maç. Fenerbahçe puan kaybetsin de Galatasaray rahatlasın diye yapılan bir düzenek. Üçüncü şikeli maçım Galatasaray'ın Antalya Spor maçı. Bir takım 3 defa kırmızı kart yiyeceği, en az 3 tane direkt, ikinci sarıdan da 3 tane kırmızı kart yiyeceği maçı kırmızı kartsız tamamlamışsa, o maçta Antalya Spor aleyhine 2 tane haksız penaltı verilmişse, maçın hakemi de çıkıp evet bu 2 penaltı da haksızdı ama bir şekilde verdim, artık seyirciden etkilendim, başkaları çocuğumu kaçırdı etkilendim mi gibi söylemlerde bulunuyorsa, bu maç şikelidir 2. Yani ikinci olarak da Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı, ki toplamda 4. maç. Kasımpaşa 3-2 önde, soldan bir orta, Kasımpaşalı oyuncu vuracak, gol atacak. Dakika 68 olması lazım. Ayağına net bir darbe, net bir penaltı artı sarı kart, ki yapan oyuncunun sarısı var. İkinci sarıdan kırmızıyla atılması lazımken VAR devreye girmiyor, yok devreye girmiyor, hakem devreye girmiyor. Dönüyor, dolaşıyor. Kasımpaşalı oyuncunun ceza sahasına girişte oyuncuyu arkadan yapmış oldu. Hani sarılma vari bir harekete direkt kırmızı kart artı penaltı çıkartılıyor. Ve Galatasaray 10 kişi kalan rakibini hakemin büyük desteğiyle 4-3 mağlup ediyor. Alın haram 6 puan. Fenerbahçe'den çalınan 2 puan. Sadece bu 3 maçın sezon içerisindeki katmış olduğu şey, ne İsmail Kartal'ın değişiklikleri, ne bileyim transferdeki hatalar, ne Crespo'nun, Lincoln'un gönderilmesi, hepsinin üstünü örter nitelikte. Bakın 8 puanlık bir şeyden bahsediyorum. Galatasaray'dan 6 çık, Fenerbahçe'yi 2 ekle. Yani Fenerbahçe şu anda 2 puan önde. Not, bu 6 çıkmayla da olacak iş değil. En az 3-4 futbolcu kırmızı yiyen Galatasaray Beşiktaş derbisine çıkıyordu bir sonraki hafta. Eminim o derbide de tokadı yiyecekti. Yani 1-3 puandan daha olacaktı ki 9, 2 puan da buradan 11 puanlık bir sirkülasyon. 9-10'dan çık, 2 Fenerbahçe'yi ekle. Yani 95 puanda Fenerbahçe, 90 puanda Galatasaray. Son 2 haftaya giriyoruz. Fenerbahçe Galatasaray'la berabere bile kalsa şampiyonluğunu ilan edecek. Alın size şike. Alın size şikeli maçlarım. Kabul. Bunda hemfikiriz. Ama sen düşman olarak Ali Koç içimizdesin. Bizim içimizdeki düşman sensin maalesef. Ben bunu geçen senelerde de söyledim. Yine söylüyorum. İçimizdeki düşman sensin. Hani FETÖ'nün Fenerbahçe'ye zararı senin zararınla hemen hemen eşdeğer olmaya başladı. Gittikçe daha fazla zarar vermeye, daha fazla yara açmaya başladın. Ben varken bu takımı şampiyon yapmazlar. Sorun şahsımda, benim yüzümden.
Ya senin yüzünden olsa, soyadın yüzünden olsa olmaz. Sen Fenerbahçe taraftarıyla Cumhurbaşkanlığı, siyasi iktidarı karşı karşıya getirdin. Hatta ana muhalefet partisini bile karşı karşıya getirdin. Senin yüzünden, yani Kasımpaşa maçından önce Devlet Bahçeli çıktı, Kasımpaşa Galatasaray'ı yenemez falan filan dedin. Normal şartlarda sen bu kadar antipatik olup bu kadar okları üstüne çekmeseydin, şimşekleri, eminim o Kasımpaşa o Galatasaray'ı yenerdi. Ama sırf senin nefretin artık dağları aştı. Ali Koç anlaştığı teknik direktörü Saadettin Saran'a söyleticiler çıkmaya başladı. Bak, İsmail Kartal çok kötü bir teknik direktör değil, kabul. Hataları var, kabul. Ama Galatasaray bu puan alacak bir takım değil. Oynadığı top, hocam çok etkili oynuyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dün Kayserispor Fenerbahçe maçında, Kayserispor'un niyeti yenilmek olsaydı. Bakın, fırtına gibi bir Fenerbahçe izledik ha. Kaçan net gol pozisyonları, işte atılan şut sayısına, isabetli şut sayısına falan bir bakın. İnanılmaz şey var. İnanılmaz bir maç oynadı. Kayserispor biraz da yenilmeye meyilli olsaydı Fenerbahçe 8-9 tane atar mıydı? Rahat atardı. Ha işte. Böyle bir Fenerbahçe olsa, her hafta rakipleri aman Galatasaray olacağına Fener olsun deyip Fenerbahçe'ye yatsa, fırtına gibi Fenerbahçe izliyoruz der misiniz? Dersiniz. Gerisini size bırakıyorum. Ama dediğim gibi Ali Koç'un anlaştığı teknik direktörü Saadettin Saran'a söyledi. Ciler de başladı. Ne kadar meraklıymışsınız Saadettin Saran övmeye. Saadettin Saran kaç gramlık Fenerbahçeli ya? Kaç gramlık Fenerbahçeli? Şimdi ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar diyen kişinin sözüne ithafen söylüyorum. O zaman Ali Koç'un Fenerbahçe'yi şampiyon yapma ihtimali Bülent Ersoy'un doğurma ihtimalinden daha mı yüksek, daha mı düşük? Ben demiyorum. Ali Koç diyor. Ben demiyorum ha. Yanlış anlamayın. Ya ben demiyorum bak. Ali Koç diyor. Kartların bir mucize olur. Yani kartların bir, Fenerbahçe bir mucizeyle şampiyon olacak diyor diyen Meral Hanım var. Meral Güven. Astrolog. Yani astrolog Meral Hanım Ali Koç'tan daha fazla güveniyor. Yani inanıyor Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına. Ha Çağlar dün maç sonu elimizden geleni yapacağız diyor. Batshuayi derbide oynamak istiyorum diyor. Ciku gururumuz için Galatasaray'ı yenmeliyiz diyor. İsmail Kartal'dan çeşitli açıklamalar. Maç öncesi sahada niye toplandığını konuşuyor. Süper Lig fikstürü zaten belli. Geçen sene de ne hikmetse 37. hafta. Bu hafta da, bu sene de ne hikmetse 37. hafta. Yani masa başında zaten sezonun başında kurulu gibi. İsmail Kartal gel dediler, geldim git dediler, gittim diyor. Yani sen bunu camianın çocuğu olarak söylüyorsun. Anladık biz mesajı ama bu mütevaziliğini, bu alçak gönüllülüğünü keşke sezon boyunca sürdürseydin. Fenerbahçe lider olacak, psikolojik üstünlük bizde. Psikolojik üstünlük bizde falan gibi boş söylemlerde yapmasaydın. Ya duran toptan gol atamıyoruz. Duran toptan en çok gol atan biziz. Ya istatistiklerde hani kalecimizin gol yeme şeyi yüksek. Ben antrenör ekibime güveniyorum. Ya sağlıkçılar, hani Fenerbahçe futbolcuları patır patır sakatlanıyor. Bir sıkıntı var mı? Ben sağlık heyetimize memnunum. En iyi sağlık heyeti bizim sağlık heyeti. Ya herhangi bir şekilde gitme planımda, kalma planımda yok diyor ama bence kalma planının olmadığından söylüyor. İsmail Kartal'a egolu, kibirli insan diyor. Ya Sabuncuoğlu duyumlarım bu şekilde diyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben bugün ne gördüm biliyor musunuz? Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la devam edecek şeklinde bir şey gördüm. Ben şunları söyleyeyim dur. Madde madde. Tadiç Çiçekoy'u küstürdün İsmail Kartal. Onların şeyinden yararlanamadın. Zayt Kurnic, Joshua King ve Serdar Aziz aşkı yüzünden. Crespo'yu, Lincoln'u, Ryan Kent'e harcadın. Bugün bir arkadaş diyor ki Lincoln diyor 3 aydır sakat diyor. O yüzden oynamıyor diyor. Transfer marketine giriyorum, sakat yazmıyor. Ne zaman sakatlanmış? Merak ediyorum. Crespo gittiği takımda oynamıyor. Ya gittiği takımın seviyesi düşüktür. Gittiği takımın oyun felsefesi yanlıştır. Krunic Milan'da oynayıp Fenerbahçe'de oynayamıyorsa bu Fenerbahçe Milan'dan daha büyük takımdır manasına mı geliyor? Daha iyi bir sıralamadadır manasına mı geliyor? Vay benim Fenerbahçe'me bak. Şimdi Mourinho atıp tutuyorlar. İşte Aziz Yıldırım gelirse Mourinho. Mourinho'yu ne Aziz Yıldırım getirebilir ne başkası getirebilir. Ben söyleyeyim size, ne Aziz Yıldırım ne başkası getirebilir. 12 milyon euro para istiyor, getiremezsiniz. Ha Murat Aşık gibiler çıkıp Ali Koç derdinde, Ali Koç'u tekrar başkan adayı yapacağız, tekrar başkan seçeceğiz derdinde. Siz derdiniz Fenerbahçe mi, Ali Koç mu, ben onu çözemedim. Bak Çağlar Söyüncü, iyidir, kötüdür, koştur, moştur, boştur bir şey diyebilirsin. Hepsini diyebilirsin, kabul. Çağlar gitti golünü attı. Hani yapacağını yaptı, bunlar. Bunlar yani, ötesi yok. Ama devre arasında madem Çağlar alıyorsun, Bonucci'yi alıp niye yabancı şeyini mahvettin? O da ayrı bir mesele. Batshuayi haftalardır hakkının yenildiğini düşünen tek ben miyim? Hatta aylardır İsmail Kartal'dan
kesik yiyor. Hak ediyor muydu? Ciku mesela. Bence sezonun en iyi transferlerinden biri. Ama dediğim şeyler yani. Ha, bir Crespo, bir Lincoln Henrique kalmalıydı. Ne derseniz deyin. Yani bunlar kalmalıydı. Kent'in lisansı çıkmalıydı. Edin Dzeko küstürülmemeliydi. İsmail Yüksel'in, İrfan Can'ın sakatlıkları tamamen İsmail Kartal menşeili. Bunlara dikkat edilmeliydi. Biz elimizdeki değerleri elimizin tersiyle ittik. Ya Şimanski'deki müthiş performans, İrfan Can Kahveci kabul. Ama bir şeyler de kabul edelim. Arkadaşlar iki iddiada bulunacağım. Birinci iddiam, bu bana duyum olarak geldi. Verip vermeme konusunda tereddütteyim. Ama ne desem yalan olur. Yani onu söyleyeyim. Ali Koç, Aziz Yıldırım bir mucize olsa takım şampiyon olma ihtimali var. Kongre süreci 2018'de şampiyonluğumuzun gitmesine neden oldu. Olası bir şampiyonun önüne geçmeyelim. Adaylığına ilgili karar şampiyonluk sürecinin netleşmesinden sonra bildireyim diyor. Yani umarım bir mucize gerçekleşir de Fenerbahçe şampiyon olur diyor herkes. Anlatabiliyor muyum? Bir de benim duyduğum Aziz Yıldırım başkan seçilirse İsmail Kartal'la devam edecek şeklinde bir iddia ortaya attılar. Arkadaşlar bu tamamen, bak bu tamamen Aziz Yıldırım seçilmesin diye ortaya atılan bir yalan. Yani Yağız Sabuncuoğlu, Saadettin Saran dünkü toplantıda görüşülen aşama kat edilen 4 tane teknik direktörü Ali Koç'a sunmuş. İsterseniz sizi temasa geçirelim diye. Jose Mourinho ile resmi temasa geçen hafta kurmuş. Antonio Conte de bir ihtimal diyor. Arkadaşlar bakın, Conte diyen de Mourinho diyen de Ali Koç safındadır. Yani Mourinho'nun sırf cash istediği para, bakın cash istediği para 12 milyon euro. 12 milyon euro. Yani sırf cash istediği paradan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ha, gerisini size bırakıyorum. Ben bir şey demiyorum. Cash istediği para bu. Bu paraları kimse veremez. Ha Aziz Yıldırım seçilirse de Conte ile devam edecek. Bu da koca bir yalan. Yani bu da ortalığı karıştırmak için uydurulmuş bir yalan. Bunlara da inanmayın arkadaşlar. Yani neymiş, Aziz Yıldırım devam edecek. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a devam ettikten sonra ben ne anladım o zaman? Ha şu var. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la devam etse yine şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe olur. Hocam iyi de İsmail Kartal işte kaloriferci, işte kötü teknik direktör. Kötü teknik direktör değil. Galatasaray çok kullanan bir takım bu sene. İsmail Kartal'la devam etse Fenerbahçe, ben yine söylüyorum bak, yine şampiyonun en büyük adayı Fenerbahçe olur. Abi ben demiyorum aslına bakarsanız. Ben bunu diyen ben değilim. Bunu diyen Fenerbahçe'nin mevcut başkanı. Çünkü ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Kim varken yapacaklar? Kim varken yapacaklar? Sorun sendeyse bırak git. Daha koltuğa yapışmanın mantığı ne? Gerçekleri açıklayacak hocam. Neyin gerçeği? Gerçekleri açıklayacaksa açıklasın bakalım. Verdiği sözlerin hiçbirini niye tutamadığını. Yani geçin arkadaşlar. Bak Osterwolde. Osterwolde'yi herkes ne dedi? Sakatlandı, sezonu kapattı. Ben ne dedim size? Arkadaşlar öyle bir şey yok. 3 haftaya dönme ihtimali var dedim. Ne oldu? 3 haftaya döndü. Hocam sen de sürekli bundan geleceksen karşımıza gelme. Hayır, ben burada şunu söylüyorum. Benim duyum kaynaklarım sağlam. Benim kaynaklarım. Ben dün canlı yayında da söyledim. Yine söylüyorum. Aziz Yıldırım'ın kendi dese ki ben başkan adayı değilim, yalanlıyorum. Aziz Yıldırım başkan adayı. Teknik direktör adayı İsmail Kartal lafı yalan ama Aziz Yıldırım resmen başkan adayı. Bak ben size söylüyorum ya, siz beni dinleyin. Resmen başkan adayı, teknik direktörü ise İsmail Kartal diyeceğim. Bu iddiayı yalanlamak için söylüyorum. Şok gerçekler diyeyim başla. Arkadaşlar bu iddia tamamen asılsız. İsmail Kartal falan değil. Aziz Yıldırım çalışmalara başladı. Görüşmelere başladı. Bendeki bir duyum var. 15 Mayıs'ta açıklayacağı şeklinde bir duyumum var arkadaşlar. Ama netleştiremedim. Bilginiz olsun. Ne zaman açıklayacak? En geç 24 Mayıs'ta kesin olarak açıklayacak. Bakın kendi çıksa şimdi dese ki başkan adayı falan değilim dese yalanlıyorum arkadaşlar. Ya bu cümleyi kurmak her baba yiğidin harcı değil. Bak burada binlerce izleyen var. 69.500, 3.600. Yani toplamda 75.000'e yakın bir takipçi var. Her baba yiğidin harcı olmayan cümleyi söylüyorum. Aziz Yıldırım başkan adayımız. Ne derseniz deyin.
Bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.